Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere çok güzel diyet, bir sağlıklı bir ürün yapacağım. Kereviz yapacağım. Kerevizi de portakal suyu ile tatlandıracağım. Yani portakallı kereviz yemeği yapacağım. Öncelikle malzemelerimi sayayım sizler için. Bir adet orta boy soğan da kullanabilirsiniz. Bende iki tane ufak vardı. İki tane ufak kullanıyorum. Bir adet patates kullanacağım. Bir adet havuç kullanacağım. İrice boy şöyle 300 grama yakın bir kerevizim var. Soydum. Kereviz saplarını atmadım. Onları güzelce yıkadım. Yapraklarını iyice yıkamanız lazım. Tırtıklı olduğu için aralarında toz, çamur vesaire olabiliyor. İyice yıkamak lazım. Bir adet patatesim var demiştim. Bir dolu dolu bir çay kaşığı tuzum ve yarım çay kaşığı da karabiberim var. Öncelikle soğanları ince ince dilimleyerek başlıyorum. Evet arkadaşlar, soğanları ince ince dilimledim. Şimdi ocağın altını açıyorum hiç vakit kaybetmeden. Orta derecede, ortası da açtım. Tencere ısınırken altına da bir miktar güzel bir zeytinyağı koyacağım. Bir buçuk yemek kaşığı civarında. Ve soğanlarımı atıp önce bir diriliğini alıp öldüreceğim onları. Biz de bu sırada havuç ve patateslerimizi dilimliyor olacağız. Havuçları şu kalınlıkta dilimleyebilirsiniz. Çok kalın değil, çok ince de değil. Havuçların pişmesi gerekiyor, çok diri kalmaması gerekiyor. Bunları şöyle bir kenara alıyorum. Ve hemen vakit kaybetmeden patatese geçiyorum. Patates ve kerevizi aynı büyüklükte dilimleyeceğiz. Şöyle ortadan ikiye kestim. Onları da şu şekilde dilimliyorum. Göstereceğim dilim büyüklüğünü. Şu şekilde yapıyorum. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Yemesi de daha kolay oluyor, pişmesi de. Zaten çok uzun süren bir yemek değil ama aşırı lezzetli ve sağlıklı bir yemek. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Patateslerimi de dilimledim. Patatesi siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben az patatesli, bol kerevizli bir yemek yapmayı tercih ediyorum. Şimdi soğanlarımızın cızırtısı çıkmaya başladı. Yavaş yavaş sesleri duyuyorum. Şöyle biraz çeviriyorum. Diriliğini aldıktan sonra sırasıyla havucu, patatesi atıp sotelemeye devam edeceğiz. Onlar ısınırken biz de kerevizi dilimlemeye başlayalım. Az önce bahsettiğim gibi patatesi dilimlediğim büyüklükte yapmak istiyorum kerevizi de. O yüzden çok büyük olmamalı. Eşit olsun ki aynı anda pişsinler. Ne çok fazla pişsin birisi, ne çok diri kalsın. Çok büyük olanları bölersiniz benim yaptığım gibi şu şekilde. Zaten kerevizin canı ne? Hemen ölüyor. Piştiği zaman bile özelliğini, vitaminini kaybetmeyen bir sebze kereviz. Kereviz bir kök sebzesi. Aslında maydanozgillerden, yaprağından da göreceğiniz gibi sapı, yaprağı aynı maydanoz gibi.
Yani maydanozun daha böyle gelişmiş, büyümüş hali gibi. Kerevizleri de dilimliyorum. Kerevizin içinde D vitamini var. Yüksek derecede gayet faydalı bir kök sebzesi. Tam kışın tüketilmesi gereken bir sebze kereviz. Yüksek derecede antioksidan var içinde. Evet arkadaşlar, kerevizlerimi dilimledim. Şimdi şöyle bir havucu atıyorum içine. Havucu da çevireceğim. Şöyle rengini bir bıraksın havuç. Bir yumuşasın. Ondan sonra da patatesleri atıp patatesleri kavuruyor olacağım. O da nişastasını verecek. Yani kereviz yemeğine kıvam verecek içindeki nişasta. Şu aşamada içine şöyle bir yarım çay bardağı kadar bir su döküyorum. Bütün aromalar birbirine geçsin diye altında hafif kısmıştım. Şöyle orta derecede açabilirim. Havuçlar da birazdan rengini hafiften bırakmaya başlayacak. Ve patatesleri atıyor olacağız. Evet, gördüğünüz gibi havuç da artık kendi rengini tavaya vermeye başladı. Bu aşamada patatesleri giriyoruz. Şimdi patatesleri kavuracağız ve patateslerin nişastasını ortaya çıkaracağız. Evet, patatesler de bir yaklaşık 4 dakikadır kavruluyor. Artık kerevizleri girme vakti. Bütün lezzetleri kavuşturuyoruz. Şöyle bir karıştırıyorum. Birazdan üzerine suyunu ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi üzerine suyunu ekliyorum. Şöyle. Oda sıcaklığında su kullanıyorum. Bu kadar su buna yetecektir. Hemen hemen şöyle bakıyorum. Evet. Üstünü kapatıyor. Daha fazla suya gerek yok. Zaten kendi suyunda sadece. Bu aşamada tuz karabiberini de ekliyorum. Şöyle yapalım. Şöyle bütün tuz karabiber birbirine geçecek şekilde karıştıralım. Alt üst edelim, iyicene karışsın. Altı orta derecede yanıyor. Şu aşamada da şöyle bütün portakalım vardı ya, o bütün portakalı sıktım suyuna ve onun suyunu ekliyorum. Portakal aromasını ve vitaminini vereceğim. Vitamin patlaması bir kereviz yemeği olacak. Hem onun ekşiliği hem onun tatlılığı kereviz yemeğine geçecek. Altı çok kısık olmasın. Bu orta seviyede açık kalmalı. En son olarak da yıkadığımız tertemiz kereviz saplarını şöyle tencerenin, yemeğin en üzerine gelecek şekilde hazırlayıp şu şekilde kapağını kapatıyoruz ve kontrollü bir şekilde bunu bir 15-20 dakika aralığında, en az 15 dakikada pişer, 20 dakikada muhtemelen olacaktır diye tahmin ediyorum, kontrollü bir şekilde bakacağız. Yani patatesler piştikten sonra kereviz yemeğimiz hazırdır. Arkadaşlar, şu şekilde fokurdamaya başlayınca altını kıstım. Şimdi tamamen pişene kadar kısık ateşte yavaş yavaş hepsi pişmiş olacak.
Ocağın en küçük gözünü aldım ve en kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, yaklaşık 25 dakika kısık ateşte pişirdiğimiz kerevizlerimiz artık hazır. Şimdi kapağın ağzını açıyorum ve soğumaya bırakacağım. Şöyle bir kontrol edelim. Patatesler nasıl pişmiş diye. Şu an çok sıcak gerçekten. Gayet güzel pişmiş patatesi. Bütün kerevizin, havucun, soğanın, portakalın bütün lezzeti bile patatesin içine geçmiş. Şu yaprakların aroması gerçekten inanılmaz etki ediyor. Denemenizi tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.